Buyurun Cüneyt Bey. Cüneyt Kaşayar. Lig Radyo Cüneyt Kaşayar. Hocam, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında sadece bir gol yani. Galatasaray. Takımların ve futbolcuların formlu ve formsuz olduğu dönemler olduğu gibi teknik direktörlerin de formda dönemleri oluyor. Kendinizi en formda dönemlerinizden birinde hissediyor musunuz? Sonuçlar o yönde. Muslera bu 4 maçta kalesine gelen 17 şuttan 16'sını kurtarmış. Sizle birlikte ilk dönemde çok eleştirilen bir Muslera vardı ligin ilk yarısında. Sizle birlikte bir Taferer'le bir dönüşü var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi sizlerin dışarıdan görünüşü daha iyi. Benim ne dersem yanlış olur. Ancak ciddi bir üstünlüğümüz var. Bu ilk 4 sıradaki maçlarımızda. Muslera'nın formunun nedeni tamamen Taferel'dir. Ben yoktum ama Taferel de yoktu. Dolayısıyla bütün kalecilerimizin ve Muslera'nın formu tamamen Taferel'e aittir. Yardımcılarıma da bu arada teşekkür edeyim ben. Bütün ekibime müthiş hazırlandılar. O golü de uzaktan yedik değil mi? O da sıkıntılıydı yani. O, evet mi, hayır mı, geriden mi, önden mi, önünde biri durdu mu gibi. Tabii öyle bir maç ki takdir edersiniz ki rakipleriniz kazandığı zaman işiniz daha zor oluyor. Biraz gerilim oluyor, stres oluyor. Öyle bir yerde yürüyorsunuz ki en ufak düşmenizde pozisyon değişikliği olması muhtemel. Hatta kaybınız muhtemel şampiyonluğu. Onun için bu maçları oynamak kolay değil ama net. Bugün maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik. Ruhumuzu ortaya koyduk mu? Koyduk. Dualarımız kabul oldu mu? Oldu. Daha çok atabilir miydik? Evet, atabilirdik. Hak ettik mi? Sonuna kadar hak ettik. Tüm oyuncularımı, yardımcılarımı, tüm ekibimi kutluyorum. Ayrıca da tabii bu skor böyle bakıldığı zaman çok da iyi görünüyor. Ben böyle bakmamıştım olaya. Çünkü bugün en çok da sahada Galatasaray gibi olduğumuz için ve inanarak kazandığımız için mutluyum. Oyunun her dakikasında kaldı. 270 dakika. Bu 3 maçın ikisi dışarıda, bir tanesi içeride. Bugünkü cesaretten ve ruhtan gram eksilmeden geçirmeliyiz bu 270 dakikayı. Net olarak. Elbette 50 bini aşkın inanmış yüreğe de buradan sonsuz teşekkür ediyorum taraftarlarımıza. Çünkü cimbomun başı taraftarıyla dik yürür. Bugün de o vardı. Çok, 3 maçta da Allah yardımcımız olsun. Ayhan Şensoy arkada. Ayhan Şensoy, Habertürk Televizyonu. Hocam, Mariano'nun sakatlandığı pozisyonda biraz üzüldünüz kenarda ama yerine giren Lines de hakikaten maçın yıldızlarından biriydi. Özellikle Nagatomo ve Lines'in performansını nasıl görüyorsunuz? Bugün gollerde büyük katkıları vardı. 90 dakika boyunca da sürekli yani pozisyonlarında hata yapmayan iki isim gördük. Her zaman benim söylediğim bir şey var. Özellikle iki tane bekimin çok en iyi yerimiz olduğunu söylüyorum her zaman. İki tane. Ciddi iyi bekimiz var. Orada üzüntüm hem Mariano'nun sakatlığına hem de erken değişikliğe üzüldüm. O yüzden yoksa Lines'in, Martin'in girmesi bizim için her zaman bir şey fark ettirmez. O veya Mariano. Hem iyi anlaşan iki arkadaş hem ikisi de iyi tarafımız bizim. Net olarak. Bazen bir başkasının iyi oynamama veya iyi olmama, sakatlık hali bir başkasının şansı oluyor maalesef. Maalesef'ten kastım oyuncu için değil, sakatlık için. Bugün de Lines onu örnek bir profesyonel davranışla göstermiştir. Yani oynamıyor ama hadi gir diyorsunuz, giriyor ve sanki
oymuş oyunda gibi, her dakika oynuyormuş gibi de ciddi. O yüzden o taraftan çok şanslıyız. Yasin Dallı, TRT Spor. Hocam bu akşam Gomis'le ilgili bir soru sormak istiyorum. Süper Lig'in en golcü futbolcusu. Ki bir takım eleştiriler var işte büyük takımlara karşı, yani derbilerde gol atamıyor diye. Özellikle bu akşam ilk yarıda ve ikinci yarıda ilk pozisyon vardı. Burada biraz bencilliği ön plana çıktığı gibi oldu. Bir de penaltı kaçırdı. Acaba hani Gomis de bu eleştirilerden etkilenerek biraz daha derbilerde atayım havasına mı büründü? Gomis'in performansını nasıl buluyorsunuz? O özellikle ilk yarıdaki pozisyonla ilgili de taraftarın çok tepkisi vardı. Gomis bizim önemli bir golcümüz. Attığı gol sayısı önemli bir sayı, önemli bir rakam. Bir daha penaltı olursa yine onu attıracağım. Bundan emin olabilirsiniz. Varsın diğer maçlarda atsın, derbilerde atmıyorsa zaten bundan sonra derbi yok. Ama bir daha penaltı olsaydı yine ona verirdim. O bunu hak ediyor. Bugün bir defa oyunuyla hak etti. Hiçbir zaman bu kadar pres, bu kadar çok koşup, bu kadar topun kendinde kalmasını sağlayıp bizi oraya taşıdı ki diğer maçlarda daha az yapıyordu bunu. O yüzden hiç tereddüt etmeden topun başına geçmesini onun istedik. Bazen golcüler de tutukluk yapabilir ama bu Gomis'in sadece bir iki maçlık ne diyelim atamadığı dönem diyelim. Yoksa Gomis yine atar. Attığı kadar da oyunuyla bize faydası var. O yüzden hem takımda iyi bir lider Gomis, hem de hakikaten futbolu yaşayan, kendine dikkat eden ve bize de lazım bir oyuncu. Muhakkak ki maçın gidişatı değişik olsa belki yanına Eren'i monte ederdik veya başka bir şey, ama Gomis'den vazgeçmek kolay değil tabii. Burhan Can Terzi. Hocam tebrik ederim. Burhan Can Terzi, Türkiye Gazetesi. Hocam kağıt üstünde tek transfer Nagatomo gibi gözüküyor ama Donk'u da artık bir transfer olarak sayabiliyoruz. Bugün Talişka'yı bir gölge gibi takip etti. Hatta takip etme uğruna zaman zaman savunmanın içine de girdi. Ama sezon sonu sözleşmesi sona erecek. Donk'un geleceğiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bir de sağ içi dinamiklerinde sizce Galatasaray nerede kazandı maçı? Sondan başlayayım. Oyuna baktığımız zaman oynama süreleri eşit görünüyor. Yani öyle bir oyun oynandı, 50-50 gibi. Biz tabii biraz daha basit ve çabuk oynadık aldığımız toplarda. Ancak bizim kazanmamızdaki en önemli etken Beşiktaş'ı, rakibimizi kendi yarı sahamızda kolay pas imkanı vermedik. Bundan evvelki maçlara Beşiktaş'ın baktığınız zaman rakip sahada 300'e yakın pas yaptığını görüyorsunuz. Ama bugün bunun yarısından da daha az müsaade etmedik buna. Bu bana göre önemli, en önemli sebeplerden bir tanesiydi. Çünkü en önemli özelliği Beşiktaş'ın rakip sahada pas yüzdesinin önemli derecede yüksek olması. Biz onu bugün çok azalttık. İlk sorunuz Donk. Valla Ryan Donk her geçen gün daha da iyi oynuyor. Bizim vazgeçilmezimiz oluyor. Bir defa çok çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla da çok bütün arkadaşlarının sevdiği müthiş bir çocuk yani. Müthiş bir futbolcunun dışında. Şimdi öyle bir soru ki bu. Öyle bir yarışın içerisindeyiz ki bunlara bakacak halimiz yok. Sadece o değil, başkaları da var. Ocak'ta bitmiş. Şu anda imza atabilir, gidebilir. Çok arkadaşımız var ama açıkçası Donk'un ben bizlere sormadan böyle bir karar vereceğini sanmıyorum. Ama takımda görmek istiyorum diye sorarsanız istiyoruz. Hele hele sahanın içerisinde birkaç tane görevi yapabilecek bir oyuncunun gitmesine yana hiç değiliz. Ama
O da zaten başka bir şey. Bize sormadan yapacak bir oyuncuya benzemiyor, insana benzemiyor. Oradan rahatız. Şu anda tamamen odaklandığımız konu 270 dakika. Sercan Dikme Beyaz TV. Hocam tebrik ederiz. Hocam bu soruyu Galatasaray Teknik Direktörü Fuat Terim'e değil, Türk futbolunun bilir kişisi olan Fuat Terim'e sormak istiyorum. Estağfurullah. Siz rekabeti çok seven bir antrenörsünüz. İki rakibinizin hocası hem Aykut Hoca hem Şenol Hoca'nın sezon sonu takımlarından ayrılacağı ve futbolu bırakacağı konuşuluyor. Siz bu kaotik ortamla ilgili ne söylemek istersiniz? Çünkü hani Cruyff Hollanda'da ne anlam ifade ediyorsa, Platini Fransa'da ne anlam ifade ediyorsa siz de Türk futbolu için o anlam ifade ediyorsunuz. Sizin fikirleriniz ve özellikle önerileriniz çok önemli. %100 katılıyorum. Teşekkür ederim ayrıca da benimle ilgili düşündüklerini. Açıkçası bu böyle maçlardan sonraki o adrenalinin yüksek olduğu bir dönemde söylenen sözlerin çok da ben hepimiz yapıyoruz bunu. Zaman zaman sinirleniyoruz, bazı şeyler söylüyoruz. Ama biraz daha ertesi gün üzerine yatınca, biraz daha dinlenince daha salim, daha akil olabiliyoruz. Tabii ben rakiplerimde veya başka teknik adamlarla ilgili hiçbir zaman mecbur olmadıkça pek bir şey söylemiyorum. Onların kararlarına herkesin saygı duyması lazım. Ben derbiyle ilgili, Galatasaray'la ilgili varsa onlarla. Zamanı gelince onlarla ilgili, ama şu an zamanı değil. Şu an Galatasaray zamanı. Şu an 270 dakika zamanı. Ben tamamen oraya konsantreyim. Muhakkak ki o dediğiniz vasıfların tezahürü olan şeyleri zamanı gelince söylerim. Mehmet Ayhan. Hocam tebrikler. Yanılıyorsam düzeltin. Hakan, Selçuk, Muslera, Eray daha önce kulüp takımında çalıştığınız oyuncular. Tarık, Serdar, Ahmet, Yasin de milli takımda çalıştığınız oyuncular. Ve bu takımın kalan bütün oyuncuları sizinle ilk defa merhabalaşan oyuncular neredeyse. Taktiği tekniği bir tarafa bırakalım da o sözünü ettiğiniz, yani yayıncı kuruluşta burada söylediğiniz o duygu birlikteliğini sağlama konusunu nasıl beceriyorsunuz merak ediyorum. Yani sahada taktiği, tekniği, şurada oyna, burada oyna, ondan değilim. Öteki taraf yeni yeni karşılaştığınız neredeyse 11-12 oyuncu, 7-8'i yabancı olmak üzere. O nasıl başarılabiliyor? Onun bir matematiği var mı? Bu yok, bunun matematiği yok ama sahanın dışı sahanın içi kadar önemlidir. Muhakkak ki antrenmanda, saha, maçlarda bir takım isteklerinizi yaptırmak için uğraşırsınız. Yani sisteminizi ortaya koyarsınız, taktik anlayışınızı ortaya koyarsınız, felsefenizi ortaya koyarsınız. Ama bir bütünü, yani 28 kişi veya 25 kişi muhakkak ki yönetmek çok zordur. Ancak doğru ilişki, düzgün ilişki, yüzüne her şeyi söylemek ve size güvenmesini sağlamak, bu sadece burada anlatacağım birkaç kelimeli olmaz. Bizde yaşamanız lazım. Ben şöyle yapıyorum, ben böyle yapıyorum, çok doğru değil. Ama felsefe olarak sahanın dışının da sahanın içi kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bir, iki, sonuç itibariyle bunlar en büyüğü, hadi diyelim 35. Yani 20 ile 35 yaş arasındaki genç insanlar. Bunları bir kalabalık grup değil, bir takım yapabilmek önemli. Oynamayanın da oynayan kadar heyecan duymasını sağlamak önemli. Ben prensiplerimi söylüyorum, nasıl davrandığımı artık. Dediğim gibi bizden beraber olacaksınız. Adaletinize, kişiliğinize güven duyduktan sonra hiçbir sorun olmaz. Yani sonuç şudur.
bir bildiği var noktasına geldiyseniz kazandınız. Yoksa problem olur. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani oyuncu benim üstüme çıkarsa sıkıntı olur. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Ama ben onlara güveniyorum. Onlar da bana güvendiği zaman iş çabuk hallolur. Çünkü ben gelip bu kadarını söyleyeyim size. Dursun Bey beni takdim edip odadan ayrıldıktan sonra, yani Göztepe maçından bir gün önce mi, iki gün önce mi? Çok çabuk ben kendilerine kendimi anlattım. Bilenler biliyor ama bilmeyenlere birkaç şey söyleyeyim dedim. O günden beri de bir daha da bir toplantı yapmadık. Emrah Bey, Emrah Kayaloğlu. Emrah Kayaloğlu, Lig Radyo. Hocam, Başakşehir maçı bu stat'taki son, bundan önceki son maçtı. O maçtan sonra basın toplantısında da soruldu size aynı bu soru. O maçta daha temkinli oynayan, daha sakin oynayan, coşkusu olsa da daha temkinli diyeceğim bir takım vardı. Ve siz hatta bir pozisyonda Muslera yavaş oyunu başlatması yönünde kenardan işaret yaparken tribünde ondan duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmişti. Bu maçta ise gerek sizin kenarda, gerek yardımcılarınızın aynı şekilde, gerek takımın çok daha coşkulu, 2'den 3'ü arayan, işte farkı kovalayan bir takım vardı. Siz de o konuda bir daha sakin olmaları yönünde bir telkinde de bulunmadınız. Burada takımın coşkusunun önüne bir set çekmemek miydi düşünceniz, yoksa Beşiktaş'ta ikili averaj, Fenerbahçe ile genel averaj mı, o mu vardı kafanızda? Onların sağlanamamış olması ya da yeteri kadar genel averaj anlamında öyle bir fırsatın kaçtığını düşünüyor musunuz? Yok. Bu bir takımlara göre taktiksel davranış diye düşünebilirsiniz. Buralarda bir defa asıl olan 3 puandı bir şekilde. Ben ikili averajların pek kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Öyle bir şeyde oyuncularıma hiç telkin etmiyorum. Ya Beşiktaş bizi 3-0 yemiş, biz de onu 3-0 yenelim gibi bir düşüncem yok açıkçası. Ben zorluk derecesi dışarıya göre yüksek, yani futbolun içindeki unsurların söylediğine göre zorluk derecesi yüksek olan maçların 3 puanla geçmesinin derdindeyim. 2 olmuş, 3 olmuş. 1, 2, bir de önüne geçmemek lazım artık. Devam ediyorsa o alışkanlığımızın devam etmesi lazım. Belanda'yla Fevli'nin esasında çıkarmadan evvel Eren'i koymayı da düşünmüştüm daha 10 kişi kalır kalmaz, ama iyi oynanan bir oyunu da bozmak istemedim. Bazen taşlar yerinden oynayınca değişik tezahür edebilir ama o gün dikkatli davranması gerekiyordu. Yani sakin olmaları, bugün devam etmeleri gerekiyordu. Onu da ben onun için söyledim. Son sorumuzu rica edelim. Fatih Duman. Anadolu Ajansı Fatih Duman hocam. Tebrikler ilk önce. Ben derbiyle ilgili değil de hafta içi hocam. Tolga Ciğerci açıklaması vardı kulübün. Ağrıları olduğunu gerekçe göstererek antrenmana çıkmadı diye. Bugün de kadroda da göremedik kendisini. Bu biraz hafifletilmiş bir açıklama mıdır? Başka bir sorun mu vardır acaba Tolga Ciğerci ile ilgili? Olabilir, sezon sonu geliyor. Belki başka beklentileri olabilir. Bunu biraz açıklık getirirseniz memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Tamamen dürüstçe bir şey, deklarasyon. Zaten Tolga'nın mukabelesinde de var. İki ayağında da problemi var. Zaman zaman dinlenmek zorunda. Böyle bir madde de var. Hafta başı Hasan Hoca, Ümit Hoca ve Levent Hoca, Doktor Yener Bey ile beraber sorduklarında ayağının ağrıdığını, oynayamayacağını söylemiş. Biz de hiç katkıda bulunmadan doğrusunu söyledik ama bir şeyi kaçırmışsınız. Tolga bugün soyunma odasındaydı. Evet, açıklık. Ben de diyorum ki ağrım var deyince oyuncunun önemli doktordur. Ağrım var diyorsa artık üzerine gidemezsiniz. Orada bir tabii doktor daha iyi biliyor bunu. Oynayabilir dedi doktorumuz. Tolga
ayağım ağrıyor dedi, o da haklı olarak. Dolayısıyla biz de kendisini sağlık ekibiyle beraber tedavisine bıraktık. Ama bugün hem maçtan önce hem maçın içinde hem maçtan sonra soyunma odasındaydı. Biz orada şunu yapmadık yani, net. Tolga sakatlığından dolayı çıkmamıştır demedik. Nasıl bir hadise geçmişse arkadaşlarımız o şekilde dürüstçe davranmışlar. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Olan bir hadise vardı. Sen orada benim sadece meslektaşım değil, milli takımdan arkadaşım. Yani beraber oynadığımız uzun yıllar var. Dostum benim. Herkes için bunu yaparım. Ben de kendisine gidip geçmiş olsun. Siz öyle bir şey demedim ama siz görmüşsünüz, duymuşsunuz. Evet, gittim geçmiş olsun dedim. Ayrıca da taraftarımız bir şey söylerken de elimi kaldırdım. Söylenmemesini istedim. Bunlar gayet doğal şeyler. Medeni şeyler. Herkes için de bir hadise var herhalde, değil mi? Olmuş bir şey var. Dolayısıyla onun için gittim, geçmiş olsun dedim. Unutmadan futbola ilk başladığım antrenör olarak Ankara Gücü'nü buradan tebrik ediyorum. Başkanını, yönetimini, tüm oyuncuları, camiayı, hepsini tebrik ediyorum. Benim için aynı bir anlamı var. Onun için birincilikte başarılı, Süper Lig'de başarılar diliyorum. İki, Rizespor'u tebrik ediyorum. Hem tüm başkan ve yönetimini ve Rize'yi hoş geldiler. Unutmadan onları da söyleyelim de. Unuttuğumuz bir şey var mı? Başka yok hocam. Hande var mı başka bir şey? Peki, hepinize iyi geceler.